put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I can't help myself. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from last. You're not the one. Evet, herkese selamlar. Bugün günlerden Perşembe. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ısı kullanmadan saç şekillendirmenin en güzel yanı bence böyle örüp açmak. Bu formu ben çok seviyorum. Saçlarım çok cansızlaştı son zamanlarda. Bundan önceki videoda görmüşsünüzdür gerçekten. İnanılmaz derecede yıprandı saçlarım. Sebebini bilmiyorum. Şöyle sebebini bilmiyorum. Aslında ben yazın bir rahatsızlık geçirdim. Yani buradan tam izne çıkacağımız arada başladığı ve dönene kadar devam eden bir rahatsızlıktı. Sonra öğrendik ki bu bir polipmiş. Biliyorsunuz kadınlarda bu tür miyomlar, polipler yani kadınsal hastalıklar bu tür saç dökülmelerine sebep oluyor. Ekstradan bir de bende bütün depolarım boşaldığı için iki kat zarar verdi saçlarıma. Önüne geçemiyorum. Azalttım ama hala devam ediyor. Yeni bir şampuana başladım. Umarım faydasını görürüm. Gerçi bu şampuanlık falan değil yani. Dıştan olan olacak bir şey değil. Tamamen içten gelen. İçten bunu önleyebileceğimiz bir şey. Yani yoksa ben dışarıdan ne yaparsam yapayım önüne geçemiyorum yani. Çünkü geçen sene de böyle bir şey gelmişti başıma. Kullandığım ürünler etki etmişti. Ama bu sene azaltıyor ama etkisi yok. Yani inanılmaz zayıflaştı. Şu yılbaşını falan da atlatalım da ondan sonra kestirim belki uçlarında. Çok kısaltmadan sadece şu tamamen incelen yerlerini aldırırım. Evi şöyle hızlıca bir toparladım. Evim de kirlenmiyor. Maya yok ya. Yani maya yok. O kadar mutsuzuz ki gerçekten evimizin tüm neşesi oymuş. Özellikle sabahları çok mutsuzum. Sabahları benim arkadaşımmış resmen. Gerçekten hepimiz mutsuzuz yani. Evde herkesten, Ceylin olsun, Kemal olsun, herkesten Maya'yı özledim. Gidip alalım kelimesini duyabilirsiniz. Hatta dün ben onu pazartesi günü götürdük biliyorsunuz. Salı günü ben tekrar gittim. Onu öptüm, sevdim, yemeğini yedirdim. Böyle biraz vakit geçirdik sonra döndüm. Çünkü ilk gittiği ortam, ilk kez kedi ortamına giriyor öyle söyleyeyim. Tek kedi yok evde. Bir erkek kedi var, 3 dişi kedi var. Bir anne ve 3 çocuktan oluşan. Baya böyle bir odasını kedilere ayırmış Esra Hanım. Ama ilk kez bir kedi ortamına girdiği için kendini çok yabancı hissetti ve sakladı kendine. Bir süre çıkmadı o sakladığı yerden. Yemek yemedi falan. Çok üzüldüm. Ertesi gün hemen gittim. Dün de yine vicdanım el vermedi. Dedim ki yani ben dayanamıyorum gerçekten. Hani onu sanki oraya atmış gibi hissediyorum. Geleyim alayım. İşte Esra Hanım bu konularda biraz tecrübeli. Daha önce dedim ya, daha önce kedi çiftleştirmiş ve ilk kez bu ortama girdiği için aslında normal olduğunu söylüyor. Muhtemelen öyledir ama hani ne olursa olsun kendime o sözü geçiremiyorum. Sanki onu oraya atmış gibi hissediyoruz. Dün görüştük, bugün dedim ki ben yarın geleyim alayım Maya'yı. Hani yarına kadar bir şey olursa olur, olmasa da artık şansımıza diye. Bugün, dün akşam video attı. Saklandığı yerden çıktı, yavaş yavaş alışıyor diye. Sabah tekrar bir video attı. Şimdi dün akşamki videoyu size de izlettireyim. Maya da ben, Maya Haziran'da geldi bize. İşte Haziran 6 aydır bizimle. 6 aydır hiç Maya'nın suratında o ifadeyi görmemiştim. Çok üzgün bakıyor gerçekten. Maya. Güzelim. Sen çıktın mı dolabın arkasından? Sen sıcaklığı seviyorsun anneciğim. Bana hırlamıyorsun da artık. Akşam videoyu izlediğimizde çok üzüldük. Kemal de şöyle bir eve uğramıştı. Onunla beraber şimdi kahve içeceğiz. O geldi ne yapıyorsun diye de. Kemal bir taraftan baskı yapıyor. Hadi gidelim alalım. Hem bana götürelim götürelim diye baskı yaptılar.
Hem de şimdi gidelim alalım diye tutturuyorlar. Akşam Ceylin Maya'yı özledim. Ben tamam, yani hepsinden çok ben özledim gerçekten. Hani ben hiç götürme taraftarı değildim, vazgeçmiştim biliyorsunuz. Şimdi bir de onlar ekstradan baskı yapınca ben bugün gidip alacaktım. Sabah tekrar videoyu gönderince, şimdi Esra Hanım da Maya'yı çok sevdi. Gerçekten hani o cins kediden hiç olmamış elinde. Maya'nın ekstra bir de patilerin altı siyah. Yani Maya'ya benzeyen bir yavruyu almak istediği için çok uğraşıyor o da. Yani çok istiyor da. Maya'yla da çok ilgileniyor sağ olsun. Gerçekten bir çıkmazın içindeymiş gibi hissediyorum. Yani kendimi böyle hani Esra Hanım'a da mahcup olmak istemiyorum ama Maya'ya da kıyamıyorum. Böyle değişik bir durum içerisindeyiz. Bilmiyorum bugün ne yapacağım. Gerçekten bilmiyorum yani. Zor işlermiş bu işler. Maya bizim evin küçük çocuğu olmuş. Farkında değilmişiz biz. Tamam çok seviyorduk ama bu kadar hayatımızda yer kapladığını o gidince anladık. Anlamış olduk yani. Şimdi bugün. Şimdi Kemal birazdan gider. Ben kıyma çıkardım. Bugün içli köfte yapayım. Hani onu yapayım aradan çıksın dedim. Sonra baktım kıymam biraz az gibi. Yarım kilodan daha az var. Böyle parça parça ayırmışım. Toplasanız yarım kilo etmez herhalde. Sonra gözüm az yiyince dedim ki ben bunu mantıyı çevireyim. Mantıyı yapayım. İçli köfteyi sonra yapayım dedim. Öyle bir parça kıyma çıkarmıştım. Sonra şimdi diğerlerini de çıkardım. İçli köfteye karar verdim. İkizler Burcu'm ağır basıyor bu konularda. Yani böyle kararsızlık konularında tamamen bir ikizler olabiliyorum. Şimdi onu ocağa koydum. O kavruluyor. O kavrulurken ben şu dolabı temizlemek istiyorum. Yani banyo dolaplarımı. Geçen hafta bir boşluğum vardı. Bu üstleri sanki silinecek yerimiz azmış gibi. Şimdi size gösteririm. Telefonu elime aldığı zaman burada şeyler var böyle ne diyeyim size tabakalar var böyle kare kare. Onlar da böyle işte ısıyla yani buharla zamanla leke yapabiliyorlar. Leke oluyor. Sarı sarı lekeler oluşmuştu. Geçen hafta bunların hepsini sildim. Tertemiz oldular şimdi gerçekten. Duvarlarını sildim. Şurada havalandırmamız var. Şöyle göstereyim. Bakın tertemiz oldu. Orayı sildim. Sonra şeye geçtim. Dolaplara geçecektim. Yani dolapları silecektim. Telefon geldi. Çıkmak zorunda kalmıştım. Dolaplarım kalmıştı. Sonra da işte bugüne kadar da fırsatım olmadı. Böyle az iş olunca yani sadece dolaplarım çok bir şey tutmaz. Yani böyle yarım saatte bitiririm ben burayı. Küçük küçük dolaplar zaten. İçlerinde de çok bir şey yok. Hemen silip yerleştireceğim. Böyle hani uğraştırmayan iş oldu. Aman yaparım, aman yaparım diye bugüne kadar ertelemişim. Şimdi onu silerim. Şimdi derken yani Kemal gitsin. Kemal'e bir kahve içelim. O gider. Ben hemen dolaplara girişirim. Sonra içli köfteye geçerim. Aslında bugün A101'e güzel ürünler geliyordu. Markete de gitsem diyordum ama herhalde akşam üzeri anca çıkabilirim. Şansımız artık kalırsa kalır, kalmasa da yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şimdi bir kahve içelim. Kahve pişerken kıyma kavruluyor. Şöyle onunla yani böyle yarım kilodan daha az kıymam var. Ona şöyle iki tane soğan yeterli diye düşündüm. İki büyük soğan çıkardım. Soğanları bir doğrayayım. Kahve pişerken o da kavrulsun. Evet, dikkat ediyorsanız hava yine güneşli. Van'ın en çok sevdiğim yanı bu biliyor musunuz? Kar da yağsa ertesi gün mutlaka güneş açıyor. Dışarısı buz gibi olsa da mutlaka güneşimiz oluyor. Hiç eksik olmuyor kışın güneş. O yönden çok şanslıyım gerçekten. Şöyle soğanını ekledim, baharatlarını ekledim. Salça ekleyeceğim biraz kavrulsun. Hamurum fazla da gelirse hamurumu saklarım. Kıyma alınacak zaten tekrar. Bunların hepsini biliyorsunuz Orhan geliyor diye yapıyorum. Yapıp dolaba atacağım. O yüzden tekrar kıyma alırım. Mantı da yapacağım çünkü. Hamurum kalırsa da aldığım kıymayla tekrar bir iç kavururum. Yine yaparız bakalım. Şu doktorun verdiği karışım. Bakın şu kadar kaldı. Saçlarım şımpıllandı.
Pardon, bu kadar kalmadı. Ben şunun içerisine boşaltmıştım çünkü bu bitmişti. Bu boşaldığı için bunun içerisine koymuştum ve böyle sıkarak diplerime uyguluyordum. Ama bu da yarıya geçmiş yani. Hatta bunu buna boşaltayım şimdi. Onu atalım. Evet, bu atılacak. BMX kokuyor ya, yani felaket. Evet, şöyle bir kuru şampuanımız var. Şunlar gratis'te bir alana, yani bir alana bir bedava değildi de iki al bir öde vardı. Bundan almış olduk. 140 liraydı, yani tanesi 70 liraya gelmiş oldu. Şu saç parfümü, saç yağı. Ay, istemediğim kadar saç kremi, saç yağı var. Ev temizleme jeli. Tütsü. Tütsü bile var. Şunlar benim saç yağlarım. Susam yağı, yılank yılank, çam terebentin. Şu Morphos'un saç spreyimiz. Bu neydi? Ha, bunda Ceylin'in saçlarında bir problem olmuştu. Onu vermişti doktor. Şu lens suyum. Buraya pazar kurduk. Saç yağlarım. Sıvı saç kremleri. Yüz makyaj temizleme yağım. Saç kremim. Deodorant. Bunu Orhan almıştı saçları uzunken. Deniz tuzu spreyi. Hacim verir. Doğal dalgalı görüntü diyor. Bunu da kullanabilirim. Ben bunu hiç kullanmıyordum. Yine bir saç kremi. Önce bu tarafı temizleyelim. Sonra diğer tarafa geçelim. Ha, şu üstte de şeyler var. Allah. Şu internetten dörtlü almıştım ya, hani çok uyguna geldi demiştim. Bir tanesini kullandık. Bunlar da diğerleri. Bir şey yaptım. Burada bir şampuan daha. Ben buraları silmiştim üstlerini. Şeyleri silerken. Orası temiz. Bunlar da çok zaman almaz zaten. Hemen 2 dakikada. Küçük küçük. Bu minicik dolabı bile dünyalara sığdırmışız. Sığmayanlar da şeyde. Odada. Zeyn odasında. Biraz da duşakabının içinde. Evet, az kullandıklarımız en üstte arkalara, şu saç yağlarım. Şu saç parfümü çok güzel kokuyor, gerçekten mis gibi. Bu yedek şişe. Evet, burası bitti bile. Bakın. Şu ağız gargarasını, diş tedavisini kullanıyordum. Burada kaldı. Bu ikincisi. Gördüğünüz, bunu kullanıyoruz. Hindistan cevizi yağımız. Şu Biotin saç tiplerine kullandığımız kırmızı serumumuz burada. Diğer serumlar yatak odasında. Bu niye burada peki? Şöyle bir deodorant daha. Yüz ağdası. Tıraş köpüğü, saç jölesi, bu taraf biraz daha Kemal'in. Yine bir deodorant. Bu da bunun ucu.
hazırlandım, geldim karşınıza. Şöyle hamurumu da yoğurdum. Zaten hiç beraber yapmıştık hızını, biliyorsunuz. Saçlarım da çok kabarıktı. Hemen şöyle bir şey bağlayıverdim kafama. Beni ilk kez böyle görüyorsunuz değil mi? Şimdi hamurum kıvamı çok güzel oldu. Parkta yapacağım bu sefer. Yani şöyle bir şeffaf çöp poşetim vardı. Instagram'da gördüm geçtiğimizde. Şunun üzerini de kapatayım da kurumasın. Ah. Ölçüleri vereceğim size. Bu arada içimle hamurum büyük ihtimal denk gelecek. Çünkü içimde şöyle göstereyim. Az oldu. Yoğurdum kap sağ solu her tarafı çok dağıldığı için bunu aldım. Şöyle bir bunu ne kadardan yaptım biliyor musunuz? 1,5 su bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekledim, tuz ekledim. 1 su bardağından az diyor da tarifte, ben o kadar kullanmadım, daha az kullandım ununu. Çünkü onu az kullanmak lazım, yoksa çatlama yapabiliyor. Ama hamurumun kıvamı da güzel oldu. Hatta belki için fazla bile gelebilir, bir şey söyleyeyim size. Yani öyle bir hamur az geldi gözüme. Şimdi şuna koyacağız yaptıklarımızı. Böyle donduracağız. O yüzden şunu da alayım yanıma. Bu yöntemi ilk kez deneyeceğim. Sizi şöyle yaklaştırayım. Evet, şuradan da bir tabak alacağız yanımıza. Valla ilk kez ben de sizinle beraber yapacağım. Böyle elimizi ıslatacak da su alalım. Şimdi soğudu, dondu hatta. Hatta bunu bir gece öncesinden yaparsanız daha güzel donuyor. Yağ falan dondu. Bakın şöyle altta göstereyim. İçerisine ceviz de ekledim. Sadece maydanozu yok bunun, biliyor musunuz? Maydanozu ben normalde de çok koymuyorum ama bugün bir koyasım gelmişti. Ama bu sefer de maydanozum sararmıştı. Koyamadım. Şöyle tarafını kapatıyoruz. İnce olacak şekilde. Evet, inceliği gayet iyi. Açtım. Şöyle içim koydum. Kapattım. Evet, içim biraz fazla geliyor olabilir. Böyle. Bakalım. Çok kolay değil mi? Tabii ki eli yatkın olanlar çok çok hızlı yapıyorlar. Ellerini çok hızlı açıyorlar. Ne boş yere uğraşıyorsunuz diyebilirsiniz. Şöyle. Yavaş. Bir tane daha yapalım. Biraz içim kaçtı. Çünkü içimi çok koydu. Bakın, tamir ettik. İçimi biraz daha az koyacağım.
Az koyacağım diyorum. Yine elim çuval gidiyor. Evet, bu daha kolay oldu. Demek ki içimize az koyacakmışız. Bakın. Bitti. Gerçekten yani bu kadar kolay bir içli köfte tarifi varmış da. Niye bana söylememişsiniz? Yani saat 3'ü çeyrek geçe falan başladım herhalde. Şu anda saat 4. Tabii ki hani ilk zaman biraz oyalandım, video çektim falan derken neredeyse yarım saatte bitirdim arkadaşlar. Tam 22 adet çıktı. Şöyle göstereyim. İçim şöyle hala çevirdim. Bakın neredeyse bir bu kadar daha çıkar. Yani yine bu ölçülerden bir hamur yaparız. İçimiz tam gelir diye düşünüyorum. Gerçekten o kadar basitmiş ki size anlatamam. Tek sıkıntı bu ilk yaptıklarım kenarından açılmıştı ya, tamir yapmıştım. Bu onun dışında bakın çok güzel oldular gerçekten. Sığmayınca böyle dik dik koydum. Bunda tek püf noktası ne biliyor musunuz? Onu söyleyeyim size. Hamuru biraz büyük alın. Burayı açtığınız zaman zaten bununla kesiyoruz ya, şu şekli vermek için. Kestiğiniz zaman böyle etrafında fazladan hamur kalsın. Hem çıkarması kolay oluyor hem de kenarından atma yapmıyor. Onu deneyince işim daha kolaylaştı. Daha da hızlıca yapmış oldum. Ben bunları hiç yerinden kıpırdatmadan bu şekilde dondurucuya atacağım. Donacak. Sertleştikten sonra tek tek poşetleyip dolaba koyarım. Belki birkaçını denerim. Şunu denerim mesela. Bunu bırakmam. Bir kızartırım. Nasıl oluyor? Dağılıyor mu? Dağılmıyor mu? Eğer dağılmıyorsa gerçekten bundan daha kolay bir içli köfte tarifi yokmuş arkadaşlar. Bundan sonra şipşak İçli köfte yapıyoruz. Ben şimdi şuraları bir toparlayayım bakalım. Oturduk kaldık böyle. Biraz edit yaptım. Sonra size veda etmeye geldim. Maya'nın videoları gelmiş. Onu izledik. Sen izledin mi Ceylin? Görmedin mi? O diğer kedilerin şeyi var ya, evi var ya, onun içine girmişler. Ev sahibinin o dişi kedileriyle falan bayağı arkadaş olmuş. Oyun oynamaya başlamış. Ay öyle mutlu oldum ki gerçekten videoyu izledikten sonra. Yarın da bizimle değil Maya yani. Ben hafta sonuna kadar büyük ihtimalle cumartesi veya pazar artık eve gelir diye düşünüyorum. Umarım. Değil mi? Gelsin artık, özledik. Mis kokulum benim. Tamam. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bunun başka birisi kendi kedisi hakkında konuşsaydı bana, işte Maya'yı sahiplenmeden önce bir kadın, bir insan böyle kedi hakkında böyle konuşsaydı bana çok itici gelirdi, biliyor musunuz? Kesinlikle derdim ki ya abartıyor. Yani bu kadar da olmaz falan derdim. Ama gerçekten o kadarmış. Gerçekten bunu hani kedi beslemeyenler anlamaz. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok çok farklıymış. İçli köftenin o şey olanlarını kızarttım. Dağılanlardan birkaç tanesini kızarttım. Yedik, çok da güzel olmuştu. İnceliği ama harika olmuş gerçekten. Belki hatta çok ince olmuş. Belki bir tık daha kalın yapılabilir. Ben bugün son irmiği kullanmıştım. Yani son işte bir çay bardağı irmiğim vardı. Onu kullandım. Mutfağı toparladıktan sonra fırına indim ekmek almak için. Ekstradan işte bir A101'e de belki gidelim dedim. Tabii ki hiçbir şey kalmamıştı. O ayrı mesele de. Yani irmik aldım, akşama yaparım diye, ama tabii ki burada oturdum kaldım, yapamadım. Artık yarın yaparım. Çarjı hazır zaten. Hamuru da 2 dakikada yoğuruluyor. Hemen 2 dakikada şıp 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 yaparız. 15-20 tane daha çıkarsa o bize bayağı yeter. Bu haftayı da böyle bitiriyoruz. Yarın cuma, sizlere şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Hafta inşallah tekrar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.